Gökhan Bey, beni duyuyor musunuz? Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Gökhan Bey, hoş geldiniz. Birazcık hoş daha yüksek sesle konuşursanız sizi bulduk, daha iyi duyacağım. Hoş bulduk. Buyurun, evet, cevap Türkiye... vermek istediniz. Evet, buyurun. Keşke Sayın Genel Başkanımla böyle biraz sohbet edebilseydim. Yayından çıkmasaydı da karşılıklı biraz sohbet edebilseydik. Bakın, sohbet diyorum. Ben bunun için bağlanmıştım. Aslında birebir sizinle program yapmak ya da cevap hakkımı bu şekilde kullanmak değil de Sayın Genel Başkanımız Erkan Baş'la onun söylediklerine dair ben de bir iki soru sormak isterdim. Kendisinden de duymak isterdim. Fakat dinlemek istemediğini söyledi. Canı sağ olsun. Şöyle ifade etmek isterim. Cumartesi gününden önce bir ay öncesine gelmek istiyorum. 3-4 hafta öncesine gelmek istiyorum. Benim kayınvalidemin evine kadar geldiler. Tehdit edildiğim. Benden para istendi. Bana kumpas, şantaj kurulacağını, geri çekilmem için tehdit ettiler. Ben de savcılığa ve avukata gideceğimi söylerken ikinci gelişlerinde Mehmet Güzel denen kişiyle ve aralarında olan yazışmaların hepsini bana aktardı. Ben de bunları savcılığa aktardım. Evet. Ve ben de Sayın Ahmet Şık'a, parti kurucularına ve Sayın Erkan Baş'a da bakın, ben tehdit ediliyorum, baskı yiyorum geri çekilmem için. Bana şantaj, kumpas kuracaklarını söylediler. Sizinle paylaşmak istedim. Bana söylenen şey şu oldu. Hiç kafana takma, siyasete hoş geldin. Bunlar seçim yaklaştıkça, 1-2 hafta kala bunlar, bu tarz şeyler ortaya çıkar. İtibarsızlaşmalar ortaya çıkar. İvmeleme kazanan siyasetçileri aşağı çekmek için bu tarz tuzaklar, kumpaslar, şantajlar, montajlar adı neyse kurarlar. Doğal olarak da siyasetin içinden gelmediğim için kendilerine bunları söyledim ve ifade ettim. Evet. Gökhan ancak Bey, çok özür dilerim. Bana izin verirseniz Erkan Bey'e de burada bir çağrıda bulunalım. Yani eğer Lütfen, kendisi de katılmak isterse tekrar bağlayabiliriz. Ama şunu da söyleyeyim. Baştan itibaren zannediyorum programı izlediniz. Kumpas kasetleri ya da tehditlerinizle ilgili değil... bir cümlenizle ilgili partide bir sıkıntı İpek çıktığını söyledi. Müsaadenizle buyurun, oraya geleceğim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle cevap hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Göreviniz. Şöyle, daha önce İşçi Partisi'nden önce İYİ Parti, AK Parti, Zafer Partisi hepsi bir teklifte bulundu. AK Parti de doğal olarak gel bizimle birlikte yürü spor projelerinde. Sana spor projelerini veririm. Hatay'ın sporda kalkınması için seni projelerin başına koyalım sporda. Böyle bir teklif aldım. Teşekkür ettim. Ben size şunu söyleyeceğim. Bakın, ben AK Parti'den geçen dönem, milletvekili dönemde bakan yardımcılığın pozisyonlarından bir tanesi bana verileceği söylenmişken bile kabul etmemiş birisiyim. Şimdi ben ne söylemişti Sayın Erkan Baş? Az önceki cümlesinde benimle alakalı. Hatırlayın. İpek Hanım. Hangi cümlesi? Çok cümle kurdu da. Hayır, benimle ilgili. Sporla alakalı. Geleceğimi kurtarmakla alakalı. Evet, geleceğini kurtarmak için. Ben zaten geleceğimi kurtarmış olan bir insanım. Benim mevki, makam, para, şöhrete ihtiyacım yok ki. Ben zaten yorumculuk, teknik adamlık yapan birisiyim. Benim bunu AKP'den, CHP'den, İşçi Partisi'nden isteme gibi zaten bir endişem yok. Öyle bir durum içine zaten girmem. İşim değil zaten o. Benim kendi işim zaten futbol. Zaten teknik adamlık. Şimdi ben size soruyorum. Yani böyle bir şey söylemediniz mi? Hayır, asla. Bana daha önce seçimlerden önce kendileriyle yürümem için spor projelerini teklif ettiler. Ben bunu kabul etmediğimi ifade ettim. Ancak o şahıslardan bir tanesiyle sohbet ederken siyasetten sonra ne yaparsın kazanmazsan. Ben dedim ki vallahi yorumculuğa, teknik adamlığa başlayacağım. Ben bu konuşma yaptım. Hatta bu konuşmayı Sayın Ahmet Şık'a da ifade ettim. Cumartesi günü ses kaydı geldiğinde ben dedim ki asla kabul etmiyorum. Şu anda nöbetçi savcılığa başvurmak istiyorum. Bana dediler ki hayır, lütfen pazartesi bekle. Acele etmeni istemiyoruz. Batıyorsak birlikte batıyoruz. Çıkıyorsak da birlikte çıkarız. Aynen bu cümle kullanıldı. Ben dedim ki hayır efendim, kabul etmiyorum. Neden bekliyoruz? Ben size bir aydan beri şantaja, montaja, kumpasa, tehditlere maruz kaldığımı ifade etmiştim. Neden bugün elimize geçer geçmez birlikte gitmedik? Bana destek vereceğinizi söylediniz kurumsal olarak, bunu da yapmadınız.
Pazartesi neden beklenildi? Ben cumartesi gününden sonra bana ne dediler biliyor musunuz? Yorulduysan çekilebilirsin. Ben partimden şunu beklerdim. Birlikteyiz. Yargı karar verecek. Ey halkım, bakın böyle bir dedikodu var ortada. Böyle bir durum var ortada. Yargıdan çıkacak karara da saygı duymakla birlikte adayımız başkan olursa ve bu işin içindeyse geri çekeceğiz dersiniz. Ancak size inanan bir seçmen, siz demediniz mi AKP ve AKP zihniyetine ölümle sıtma arasında dayatmayla zorla bu insanlarımıza, halkımıza zorla bir aday gösterilmesine karşı değiller miydi? Karşıydılar. Seçeneksiz bırakacağız demediler mi? Dediler. Peki ne bu acele? Pazar günü ben savcılığa gider gitmez bir saat içerisinde hızlı bir şekilde yangından mal kaçırır gibi benim savcılığa gitmemden bir iki saat sonra yaptıkları destek çekme açıklamasının nedeni nedir acaba? Peki soruyorum, bu yaptıkları hiçbir siyasi etiğe sığar mı? Yani insanlar partimin açıklaması üzerinden beni suçluyorlar. Sayın Ahmet Şık da oradaydı. Bana dedi ki ilke bereketli. Parti kurucusu yöneticilerden bir tanesi. Pazar günü için seninle konuşmamız lazım. Benim programım var. Benim 4-5 tane programım var. Halk buluşmalarım var. Ben zaten onlarla cumartesi günü konuşmuştum. Ama ben Sayın Erkan Baş'ı 2 defa aradım. Sayın Erkan Baş'ın telefonları çaldı. Telefonuma dönmedi. Bir daha aradım. Bir daha dönmedi. Sonra bir daha aradım. Telefonunu kapattı. Çünkü benim genel başkanım. Ben genel başkanıma durumu izah etmek zorundayım. Kendimi anlatmak zorundayım. Neler yaşandığını. Hatta bu durumu zaten öncesinden biliyordu. Benim alnımak başım dik. Yarın yargıdan çıkacak sonuçta ne yapacaklar? Nasıl bir karar alacaklar? O zaman ben de şunu ifade etmek isterim. Özür dilerim ama yani ben bu olaylara girmek istemiyordum, konuşmak istemiyordum. Ben Sayın Genel Başkanımla yüz yüze bunları konuşmak isterdim. Şu anda keşke bağlansa, ben de birkaç soru sormak istesem, kendisi de bütün Türkiye'yi aydınlatabilse bu durumu. Hatay'a da aydınlatabilse bu durumu. Ben Samandağ'da, Defne'de, Arsuz'da soruyorum. Bir defa neden beni mitinglerine çağırmadılar? Sadece Defne'de bir tane. Samandağ'da 50'ye yakın miting yapıldı. Ben neden orada olmadım? Peki neden sizce olmadım? Neden? Onu Sayın Erkan Baş söylemesi lazım. O yüzden ben Sayın Erkan Baş'la konuşmak istedim. O yüzden kendisine soru sorup bu soruların cevabını daha önce ona sorduğumda veremedikleri cevabı keşke şu anda bütün Hataylılara ve bütün ülkeye verebilse. Ben bu soruları sormak istiyorum. Defne'deki 2 hafta öncesinden hazırlanmış apartman boyu seçim afişlerinde neden benim fotoğrafım değil de Erkan Baş, Barış Atay ve Defne'nin belediye başkan adayı Mehmet Güzel Yıldız'ın fotoğrafları var. Mesela Büyükşehir Belediye fotoğrafı neden yok adayının? Onunla birlikte olmuyor muymuş? Ya da adaylığınızın çekilmeden önceki durumundan mı bahsediyorsunuz? Evet, hepsi birlikte. Yani çekilmeden önce de afişlerde sizin yer almadığınızı mı söylüyorsunuz? Tabii ki yok. Eğer Barış Atay o zaman Barış Atay aday olsaydı, neden beni aday gösterdiniz? Ben çok ölmedim aday olmak için. Ben Erkan Baş'ı sevdiğim için, dik duruşunu sevdiğim için. Gerçekten kendisine çok büyük saygı duyuyorum. Hakikaten de öyle bir insan. Hala benim içimde şu ana kadar bu da olsa böyle bir insan olarak kalacak. Ben asla kin gütmem kimseye. Ama beni böyle itirazsızlaştırıp, yargısız infaz yapıp, yargıdan karar çıkana kadar herkes masumdur İpek Hanım. Yani bu acele neydi? Yangından mal kaçırır gibi hemen bir açıklama yaptınız. Yargıya mı güvenmiyorsunuz? O zaman siz beni yargısız infaz yapıp, itibarsızlaştırıp geri çekmek için mi zorladınız? Şimdi ben soruyorum. Ben dün mesela halkımla yürürken, halkımın elini sıkarken, sahaya çıkarken bana ne söylediler biliyor musunuz? Defne Belediye Başkan adayımız Türkiye İşçi Partisi'nin Mehmet Güzelyurt. Ne diyor biliyor musunuz? Yerelde tipe vereceksiniz, büyükşehirde lütfü savaşa vereceksiniz diyor, dolaşıyorlar. Ben bunu asla kabul edilemem. Arsuz'un belediye başkan adayı, meclis adayları hepsi. Gökhan Zan Arsuz'a giremez. Onu Arsuz'a geçirtmeyeceğiz. Biz burada lütfü savaşa çalışıyoruz. Ben bütün bunları Ahmet Şık'a, Erkan Baş'a ve tüm parti kurucularına söyledim. Bütün bu duyumları aldığımı söyledim. Bana bir tane program yapmadılar. Ben buna üzgünüm. Başka bir şey değil. Eğer ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayıysam partim benim arkamda durmalıydı. Durmalı. Samandağ'da
Sayın Emrah Karaçalı çok dürüst, çok karakterli, çok beyefendi bir insan. Son 3 dakikam, o yüzden sözünüzü de bölmek istemem. 3 dakikaya sığdırırsanız. Özür dilerim. Tamam, çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Ancak herkesin bilmesi gereken bazı cevaplar var. Ve ben Samandağ'a gidip bir tane miting yapamadım. 30 tane miting yaptılar. Ben ilçe belediye başkanıyla birlikte miting yapamadım. Bana ne dediler biliyor musunuz? Sen Samandağ'ın içinde yoksun. Orası ayrı bir ittifak dediler. Ben nasıl bir büyükşehir belediye başkanı o zaman adayım? O zaman siz zaten beni çok önceden özür dilerim ama satmışsınız. Demek siz beni istemiyorsunuz. Demek bir takım şeylere hazırlıklıymışsınız. Ben bunları hak etmedim. Ben bas bas bunu söyledim. Erkan Baş'a da söyledim. Parti kurucularımıza da hepsine de söyledim. Dediler bizim burada sol ittifakımız var dediler Samandağ'da. O zaman ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilsem, yarın ilçe belediye başkanı da Samandağ adayı seçildiği zaman ya da diğer adaylar seçildiği zaman birlikte çalışmayacak mıydık o zaman? Soruyorum. Oraya halk geldiği zaman, mitinge geldiği zaman bir defa Sayın Erkan Baş ya da parti kurucuları ya da ilçe belediye başkan adaylarımız, Gökhan Zan bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızdır, adayımızdır, onunla birlikteyiz. Bir tane açıklamaları oldu mu? Hiç bunlar soruşturuldu mu? Lütfen bunları da soruşturalım. Ben o kadar koşturuyorum, ediyorum ama devamlı beni pasifize ettiler. Şu anda ben tek başıma devam ediyorum. Tip amblemi altında Türkiye İşçi Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayım. Oraya vurulan her mühür geçerlidir. Her ne kadar bunlar yaşanmış olsa da, her ne kadar parti desteğini çekmiş olsa da ben halkımın desteğini arkama alarak onlarla birlikte bu yürüyüşümü devam ettireceğim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gökhan Zan. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Erkan Baş'a, Sayın Parti kurucularına, hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Başarılar diliyorum. Ben de halkımla birlikte umarım en kısa zamanda failler, bu işleri yapanlar kimler karışmışsa bir an önce bulunur, yargı da kararını verir. Ben daha fazla partinin neler yaptığını anlatmak istemiyorum. Bu etik dışıdır. Duyumlarla alınacak kararlar değildir. Ben de birçok duyum aldım. Ve ben bu duyumları söylemek istemiyorum. Bana yakışmaz. Siyasi etiğe de hiç yakışmaz. Ben bu şekilde insanları itibarsızlaştırmak için duyduklarımla asla hareket etmeyeceğim. Takdir ve teveccüh yüce yargınındır. Takdir ve teveccüh Hatay halkınındır. Her ne yaşanmışsa da ben Sayın Erkan Baş'ı ayrı seviyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Peki, belki bu yayından sonra bir telefon görüşmesi yaparsınız. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Her zaman telefonum açık. Kendisini de seviyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. İyi akşamlar Gökhan Zan. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.